Ancak bir şey de malumdur ki Rövşen Cavadov nedense Türkiye'nin seferliğiyle ve hususen seferiyle ve başka işçileriyle çok sık alakadaydı. Altan Karamanoğlu bana hele bu hadiselerden bir ay yarım önce geldi. Rövşen Cavadov hakkında malumat verdi ki Rövşen Cavadov'u siz kabul edip ondan danışsanız yakış olar. Ona biraz kaygı gösterseniz yakış olar. Ben de buna dedim ki bu öyle bir şey değil. Rövşen Cavadov nazır muavinidir. Bizim de nazır muavinlerimiz çoktu. Şimdi bunun her birine ben bir kaygı gösterebilmem. Eğer o nazır muavinidirse bunun özü de benim tarafından kaygıdır. Ancak burada bir problem varsa ben Rövşen Cavadov'u davet ederim. Ondan sonra da bir iki defa Altan Karamanoğlu böyle bir teşebbüste bulunmuştur. Ve malumdur, bilmiyorum bu olabilir malumdur, öyle de birinci belki ben bunu sizin için açayım ki ben Altan Karamanoğlu'nun karşıyla söz vermiştim ki Mart ayının 6'sında Rövşen Cavadov'u kabul edeceğim. Ancak Mart ayının 6'sında benim imkanım olmadı ve Mart ayının 8'inde de günün ikinci yarısında ben gösteriş verdim ki Rövşen Cavadov'u davet etsinler benim yanıma. Ancak oradan haber geldi ki o idmanla meşgul olarken kıçı burkulubdu, gelebilmez. Sonra Altan Karamanoğlu benden alakaya girdi. O yakin ki maraqlanırdı ki görüş oldu ya olmadı. Ben ona dedim ki gelmedi. Böyle bir mene məlumat gelibdir. Bir müddətdən sonra telefon etti, dedi ki hakikaten kıçı burkulubdu, gelebilmir. Ancak sabah yani Mart ayının 9'unda siz onu kabul etseniz o gelebilir. Ancak vaktini müəyyən edin. Ben dedim ki vakti gündüz saat 4'te. Doğrusu bakmayarak ki ben Mart ayının 10'unda Kopenhagen'e gitmeliydim. İşlerim de çoxudu. Ancak bu Altan Karamanoğlu'nun bu təkidlə bunu xahiş etmesi ve bazı mənə gelen məlumatlar belə məndə fikir yarattı ki belki de bu zəruridir. Ancak Mart ayının 9'unda təyin elədiyim vaxt Rövşen Cavadov gelmedi. Gelmedi. Mart ayının 10'unda da ben uçtum getdim Kopenhagen'e. Demek istedim ki Rövşen Cavadov Türkiye'nin buradaki olan səfirliğiyle çok sık alakadaydı. Türkiye vatandaşı